Evet efendim, şimdi gazeteci Ergun Poyraz saldırıya uğradı demiştik. Biliyorsunuz Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan evinin önünde saldırıya uğradı. Olaya ilişkin gözaltılar var. 6 kişi gözaltında ve yoğun bakımdaki tedavisi de sürüyor. Şimdi eşi Perihan Poyraz telefon hattımızın diğer ucunda. Perihan Hanım merhaba, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba, teşekkürler, hoş bulduk. Çok geçmiş olsun, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok sağ olun. Efendim öncelikle Ergun Bey'in son durumu nedir? Bizi bilgilendirebilir misiniz? Hastaneden bir açıklama yapıldı mı? Durumu nedir? Hala yoğun bakımda, bir değişiklik yok. Bekliyoruz biz de. Hayati tehlikesi bulunuyor mu? Akşam ufak bir kanaması vardı. Kafa kanamasından dolayı. Akşam 5 gibi yeniden bir tomografi çözülecek. Tomografi sonucuna göre doktor bey bir yön çizeceğiz dedi. Onu bekliyoruz şu anda. Ne kadar darp aldı? Yani en son durumu neydi? Hayati tehlikesi bulunuyor mu? Evet, yani bu öldürme teşebbüs gibi bir şey. Yani bir iki yumruk değil. Bayağı bir darp. Daha sonra arabayı üstüne sürmeler. Yani komşularımız yetişmeseydi arabayla çiğneyi geçeceklermişti. Efendim ben şimdi olayın nasıl olduğunu soracağım. Bu da önemli. Bu da önemli ama siz Ergun Poyraz'ın yanına girebildiniz mi? Hiç gördünüz mü? Konuştunuz mu? Akşam girdim bir kere. Girebildim. Yani iyi değil, iyi olsun diyordum. Moralimi bozmak istemiyordum. Birinci yerindeydi ama akşam. Birinci yerinde. Birinci yerindeydi. Sadece o tabii ağzında dikiş var falan. Anlamadım efendim. Ağzında dikiş mi var dediniz? Evet. Peki nerelerine darp aldı? Biraz olay anına ilişkin siz de yanındaydınız. Ne yaşandı? Bir dinleyebilir miyiz sizden? Akşam dedi içeri geçiyordu. Telefon geldi bize. Arabanızı arkadan çarptık. Yine bakabilir misiniz diye. Hatta Ergun de dedi ki hani park eden arabaya nasıl çarpıyorsunuz? Tamam kardeşim geliyorum dedi. Ben cama çıktım bakmak için. Ergun aşağı indi. Arabanın arkasına geçti. Hani eğildi kazına falan bakmak için. Kafasını eğdi. Daha kafayı kaldırmadan saldırıya uğradı. Kaç kişilerdi saldıranlar? Üç kişilerdi. Ben camdan bağırdım yetişsin diye. Üçüncü katta oturduğumuz için aşağı indim bağırdıraktan. Benim bağırtım arasında komşular çıkmış. Ben indiğimde her gün geldi kanlar içinde yatıyordum. Perihan Hanım telefonu biraz uzaklaştırabilir misiniz? Biraz boğuk geliyor da sesiniz. Çok yankı yapıyor. Peki siz evdeydiniz, camdan gördünüz olanları. Doğru mu anladım? Evet, doğru. Peki ellerinde herhangi, nasıl bir alet vardı saldırganların? Yani bilmiyorum ama ellerinde yumuşta var diye bir şey vardı. Yani kafasını çatlatacak kadar, yüzük çatlatmak. Kafa yoktu, ondan eminim. Geldim çünkü. Tam duyamadım Perihan Hanım, özür diliyorum. Yani ellerinde sopa falan yok diye, muşta vardı. Muşta. Öyle bir şey vardı ki kafatasını çatlattı. Yani normal yumruk kafatasını çatlatmaz diye düşünüyorum. Anladım. Peki o esnada ne dediler? Hiçbir şey kulağınıza geldi mi? Bu darp anlarında bir şey dediler yani, mi? Bana gider zaten on yumruk anmaya başlayınca paniğe kapıldım. Bazı direkt aşağı inmeye başladım. Peki bu şahıslar gözünüze aşina kişiler midir? Yani o bölgenin insanı mıdır? Plaka, nerenin plakası? Yok, bunlara bakabildiniz mi? Şimdi buradaki polisden plaka numarasını verdim. Bizi aradıkları numarayı verdim. Hastane polisi bugün bana dediğine göre plaka ve telefon numarası bir şirkete ait çıkmış. Bir şirkete. Ne şirketiymiş acaba? Son araştırma olarak ihaleleri inceliyordu. İhale yolsuzluklarını inceliyordu her gün. Yani o şirkete ait. Bu bilgiyi nereden öğrendiniz Perihan Hanım? Bu plakanın bu şirkete ait çıktığına ilişkin bu bilgiyi. Hastane polisi söyledi bana. Hastane polisi. Anladım. Ergun Bey'in bir ihale konusunda bir ihbar mektubu yazdığını biliyoruz belediyeye. Bu şirketten söz ediyorsunuz zannediyorum. Aynen. Evet, o şirket. Anladım. Peki efendim sonrasında saldırganlar kaçtı, siz aşağı indiniz ve ambulans geldi. Böyle mi oldu?
Evet, aynen öyle oldu. Peki daha önce tehdit alır mıydı Ergun Poyraz, böyle bir husumette Ya olduğu tehdit birileri? almış, arkadaşlarına söylemiş de bana söylemedi herhalde korkmamak için. Arkadaşlarına tehdit Yani. aldığını söyledi. Aha, evet söylemiş. Ben de beni duyuyorum. Şimdi bunu söylüyorlar herhalde arkadaşları, öyle mi? Evet. Aha, evet. Peki efendim, Yok, kafasında... tarzinden duymadım. Anladım. Sizinle paylaşmamış bu tehdit konusunu. Peki efendim, kafasında çatlak var, ağzın bölgesinde bir dikiş var dediniz. Ve Evet. yoğun bakımda dün akşam bilinci açıktı. Son durumunu bu şekilde Evet. aktarıyorsunuz. Aha, ufak bir kanaması vardı. Bugün de işte akşam 5'te ona tekrar bakacaklar. Ona göre bir yön çizebiliriz tekrar. Peki. Çok geçmiş olsun diliyorum. Çok Tekrar çok sabır sağ olun. diliyorum. Teşekkür ederiz Teşekkür katıldığınız ve bilgi ederim. verdiğiniz Ben için. teşekkür ederim. Takip ettiğiniz için çok çok sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet efendim, bu konunun takipçisiyiz elbette ki. Ergun Poyraz'ın sağlık durumu ve olayın gelişmesi. Çok önemli bir bilgi paylaştı Perihan Hanım. Olay yerinde bu saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin araç plakasının bir ihale yolsuzluğuna karışmış. Ergun Poyraz'ın işte bir ihbar mektubu yazdığı o şirkete ait olduğu bilgisini hastanedeki polisler söyledi dedi. Edindiği bilgiyi de canlı yayında bize aktardı. Önemli bir bilgiydi hakikaten. Bakalım bu konudaki soruşturma nasıl şekillenecek? İpin ucu nereye gidecek? Takipçisi olacağız.